Arkadaşlar herkese merhabalar. Rasyonel Yayınlarının Navigasyon TYT Matematik Soru Bankası'nın Ardışık Sayılar Test 2'sindeyiz. Birinci testi yükleyip kanala atmıştım arkadaşlar. Ee, eğer izlemediyseniz birinci testi şöyle kartlara yukarıya bırakırım. Oraya tıklayıp izleyebilirsiniz. Test 2'den soru çözümlerine devam ediyorum. Serinin devamının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi, kanalıma da abone olmayı unutmazsanız sevinirim arkadaşlar. Evet birinci sorumuzda. A, B ve C ardışık tek doğal sayılar ve A küçük B küçük C olmak üzere 1 artı 2 bölü A çarpı 1 artı 2 bölü B eşittir 3. C bölü 3 olduğuna göre C kaçtır diye sorulmuş. Şimdi tek doğal sayılar ikişer ikişer arttığından dolayı buraya N dersek burası N artı 2. C de N artı 4 olacaktır arkadaşlar. O halde N yer, A yerine N, B yerine N artı 2, C yerine de N artı 4 yazalım. 1 artı 2 bölü N kapattım parantezi çarpı 1 artı 2 bölü b yerine n artı 2 geldi. n artı 2 eşittir. c yerine de n artı 4 bölü 3 yazdık. Şimdi burayı bir düzenleyelim. n ile 1'i çarptım n. 2 ile toplarsam n artı 2 bölü n çarpı n artı 1 ile n artı 2 ile 1'i çarparsak yine n artı 2. 2 ile de toplarsam şöyle olacaktır. n artı 4 bölü n artı 2 eşit olmalıdır. N artı 4 bölü 3'e. Şimdi buradan güzel bir sadeleştirme yapalım. N artı 2 ile N artı 2 aynı. Hatta şuradaki N artı 4, N artı 4 ile aynı. Ben onu bir temize geçeyim arkadaşlar. N artı 4 bölü. Bak burayı N artı 4 diye yazdım. Bölü payda da ne kalmıştı? N kaldı. Eşittir. Yine N artı 4 bölü 3. Şimdi bu N artı 4'ler de aynı olduğu için o zaman de kime eşit olmak zorundadır? 3'e. Gerçekten de en tek çıktı. Zaten ardışık tek doğal sayılar demişti. O zaman bu adam 3 ise bu 5 bu da kaç olmalıdır? 7. E bizden C istedikleri için doğru cevabımıza hemen baktık. Evet C şıkkı 7 olacaktır arkadaşlar. Geçtim ikinci sorumuza. ABC ardışık çift doğal sayılardır. K, A artı B artı C olduğuna göre K sayısı aşağıdakilerden hangisi olamaz? Şimdi ardışık üç tane çift doğal sayı. Mesela birincisi n ise matematiksel yazalım bunları. İkincisi n artı 2'dir. Diğeri de n artı 4'tür. Çiftler de tekler de ikişer ikişer artarak veya azalarak gider arkadaşlar. Bunları a, b, c olarak düşünürsem bunların toplamları da bana k'yı verecektir. k'nın genel bir ifadesini. O da 3n artı 6 olacaktır. Şimdi 3n artı 6 kesinlikle 3'e tam bölünen bir sayıdır arkadaşlar. Yani 3'ün katı olmalıdır. Hangisi olamaz diye sormuş. Bakın 63'e tam bölünür. 42'de 3'e tam bölünür. 30'da ve 12'de 3'e tam bölünürken B seçeneğindeki 20 sayısı 3'e tam bölünemeyeceğinden dolayı K değerimiz 20 olamaz arkadaşlar. Geçtik. Bir sorunu bu arada cevap atar. evet Bursa demiş. Üçüncü sorumuz. Bak bu soru güzel. Eğer bu soru için geldiysen şahane bir soru iyi dinle. Kutu içindeki sayılar belli bir kurala göre dizilmiştir. Şimdi burada 1 var. 4, 7, 10. Diye 3'er 3'er her seferinde 3'er 3'er artarak gidiyorlar. O zaman benden ne istiyor? Bu arada 3N artı 4 4N eksi 3. Buna göre şekilde boyalı olmayan kaç kutu vardır? Şimdi buraya ben 3 eklediğimde boyalı kutuya 3 eklediğimde 4N 3'e eşit olacak. Yani 3N artı 4'ü 3 ile topla onu da 4n-3'e eşitle. Oradan bir n'i buluruz zaten. Hemen bulalım. 3n artı 7. 4, 3 daha. Eşittir. 4n-3. 3n'i karşıya atarsak buradan n gelecektir. Eksi 3'ü karşıya attım. Buradan da 10. n yerine götürüp onu yazalım bir arkadaşlar. Şimdi burası 10. 10 kere 3'ten 30. Burası 34 yapar. 10. Zaten 3 fazlası 37 olmayacak mı? Evet. Yani 40'tan 3'ü çıkarsan da zaten 37 kalacaktır. Peki. Peki. Boyalı olmayan kaç kutu vardır demiş. Şimdi arkadaşlar. Boyalı olmayanlar 1. 7. Bak kaçar kaçar ekliyorum. 6'ar 6'ar gidiyorum. Çünkü 3'er 3'er gittiğimde 1 boyalı 1 boyasız diye gidiyordu. O zaman 1'den 6 fazla 7. 7'ye 6 eklersek 13. Böyle böyle gittik. Kaça kadar gidebiliriz? 37'ye kadar. En son ki boyasız olan kutu 37. Terim sayısını bulmam gerekir. Terim sayısı da son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı bu sefer 6 oldu artı 1'dir. Bak şöyle de düşün. Hocam neden 6 oldu o artış miktarı? Bak 1'den 7'ye. Bir boyasızdan diğer boyasına kaç arttı? 6 arttı. O yüzden artış miktarı 6 olacaktır. E devam edelim. 37'den 1'i çıkartırsan 36. 6'ya bölersem yine 6. 1 ile de toplarsak 6'yı. Doğru cevabımız 7 Edirne olacaktır. Hemen cevap anahtarımızı da şöyle teyit edelim. Evet. Üçüncü sorunun cevabını da Edirne bulduk arkadaşlar. Dört. Dört de güzel bir soru. Pozitif tam sayılardan oluşan bir Pn sayı dizisi her n pozitif tam sayısı için Pn artı 1 eşittir. Pn artı n eşitliğini sağlıyor. P2 1 olduğuna göre P11 kaçtır diye sormuş. Şimdi pozitif tam sayılardan oluşan bir Pn sayı dizisi. Bakın dizi. Bu bir diziymiş. Yani ben burada n yerine 1 yazarsam P1'i bilmediğimiz için o zaman ne yapalım arkadaşlar? 2'den başlayalım. Şimdi n eşittir 2 için diyorum şöyle. n eşittir 2 için. Hemen götürüp bak şurada hatta şunu da yazalım. P n artı 1 eşittir P n artı n dışarıda olacak. n yerine 2 verdik. P3 eşittir. P2 artı 2 geldi n eşittir 3'e geçiyorum 3 için n yerine 3 yazarsak p 4 eşittir n yerine 3 yazmaya devam ediyorum p 3 artı 3 bir tane daha yazalım hadi p 4 n eşittir 4 için o zaman burası p 5 bura p 4 artı 4 mantığı anladık yavaş yavaş o zaman bunu devam ettirdik şöyle şöyle devam ettirdik e şimdi buranın hangi sütun daha çabuk bir saniye, şöyle kalem seçim. Buradaki sütun mu? Şöyle biraz boyutu da büyütelim. Şuradaki sütun mu daha çabuk 11 olur yoksa burası mı 11'e daha çabuk ulaşır? E, tabii ki de, tabii ki de hangisi arkadaşlar? Boyutum çok büyüktü. Burası daha çabuk 11 e ulaşacaktır. Yani burası p 11 olduğunda burada p 10 artı burada ne yazmam lazım? Tabii ki de 10. Çünkü 4'e 4, 3'e 3, e 3 2'ye 2. Hatta bak en eşittir 2 iken sondaki sayıyla aynı. 3'e 3, 4'e 4, e 4. O zaman burada en eşittir. 10 için demem gerekiyordu. Şimdi biz bunları taraf tarafa toplarsak. P3, P3'ü götürdü. P4, P4'ü götürdü. P5, bunun altında P5 vardır o da gider. P10, bunun üstündeki P11'in üstündeki P10'u götürecektir. Geriye bu sütunda sadece P11 kalırken eşittir. Bu sütunda P2 kalırken yan tarafta 2, 3, 4, 5 diye devam ediyor arkadaşlar. Kaça kadar? 10'a kadar. Şöyle nokta nokta koyalım o zaman. Artı 10 diyelim. E şimdi bu adam zaten sana soruda P2'nin 1 olduğunu vermiş. Götürüp şuraya 1 yazarsan. Bak ne oldu? 1'den 10'a kadar olan bütün sayıların toplamı oldu. O da zaten pratik formülümüzden. N çarpı N artı 1 bölü 2 formülünden. 10 çarpı 11 bölü 2'dir. Cevabım 55 çıkacaktır. O yüzden doğru cevap Ceyhan oldu arkadaşlar. P11'i sormuş. Onun da cevabı zaten çıktı. Hemen kontrolümüzü yapalım. Evet doğru cevabımız C şıkkı. Geçtik 5. soruya. Şunu acaba şöyle kaydırabilir miyim? Bu rasyonel logosun. Evet şöyle sanki biraz daha güzel oldu. A, B ve C birer tam sayıdır. A, A X B artı 5, B eksi C artı 14, C eksi A artı 8. Yukarıdaki şekilde verilen kutulardaki sayılar ok yönünde artmakta olan ardışık tek sayılardır. C eksi A farkı kaçtır? Şimdi arkadaşlar tek sayılarsa buraya ben ne dersem bu bunun iki fazlası olacaktır. N dersek bu da N artı 2. Bu da N artı 4 olacaktır. Yani arasındaki farklar 2 olmalıdır. Şimdi ben ortanca kutudan en baştakini çıkartırsam farkım 2 olacak. Yani B eksi C artı 14'ten A eksi B artı 5'i çıkartırsak cevabımız 2 olacakmış. Bir de en alttaki kutudan ortanca kutuyu çıkartırsak onu da biraz alt tarafa yazayım. C eksi A artı 8'den B eksi C artı 14 artı 14'ü çıkartırsam bunun da farkı 2 olacaktır arkadaşlar. O zaman bunları bir düzenleyelim. Burası B eksi C artı 14 eksi A artı B eksi 5 eşittir 2 geldi. Şimdi B ile B'yi toplarsam 2B eksi C eksi A. 14'ten 5'i çıkarttım artı 9 eşittir 2. Hatta bu 9'u da karşıya atalım. 2B eksi C eksi A eşittir eksi 7 geldi. Bu dursun bir. Şimdi burayı bulduk. Şimdi diğer tarafa bakıyoruz. C eksi A artı 8. Eksiyi dağıtırsak eksi B artı C eksi 14 eşittir 2. Burada birbirini götüren ifadeler yok. Bak burada 2C, 2C eksi A eksi B. 8'den de 16'yı çıkarttım. Eksi 6 onu da direkt karşıya atarsam. 8'den 14'ü çıkarttım. Eksi 6 karşıya attım. 8 geldi arkadaşlar. Bu da dursun. Peki Bunlar benim işime yaramazsa bir de ne yaparız? En alttakinden en üsttekini çıkartırız. Doğru mu? Hemen onu da yapalım isterseniz. C eksi A artı 8 zaten lazım olacak. Direkt eksiyi dağıtalım. Eksi A artı B eksi 5. Eşittir bu sefer 4'e. Yani neden? Bu adam, bu adamdan 4 küçük. O zaman büyüğünden küçüğünü çıkartırsan 4 kalır. Bakalım şöyle. C artı B eksi 2A artı 3 karşıya attık. 1 kaldı arkadaşlar. Şimdi acaba birbirini yok edebilir miyiz? Hepsinde birbirini yok eder mi? Sanırım yok ediyor. Evet ama bizim C eksi A farkını bulabilmemiz için hangi denklemleri kullanmamız gerekiyor? Onları bir inceleyelim. Bakın buradan şöyle bir şeyler yapsak. Mesela bununla bunu toplasam. Şu iki denklemi şunla şunu toplasam. E burada ne geliyor arkadaşlar? 2C'den C'yi çıkartırsam C geldi. Şöyle. Eksi 2A eksi 2a artı b geldi. Doğru mudur? Evet o da zaten 1'e eşit. Bak aynısını elde ettik. O zaman şöyle yapalım. Bu iki denklem değil de şu denklemle c artı b eksi 2a eşittir 1. Bu denklemle üstteki kutu içerisindeki denklemi toplarsam. Eksi b artı b'yi götürür. 3c, 3c eksi 3a eşittir 9. Her tarafı 3'e bölersek c eksi a değerimizde buradan 3 çıkacak. Aa bak cevapta çıkmış oldu. O zaman c eksi a dediğimiz değer de artı 3 e eşit olacaktır arkadaşlar. Doğru cevabımız Bursa mı? Kontrol ettik. Evet. Bol işlemli bir soruydu. Geçiyoruz bir sonraki 6. sorumuza. Yukarıdaki şekilde ilk terimi 5 olan kurallı bir sayı dizisi verilmiştir. Bu sayı dizisinin 24. terimi kaçtır? Şimdi 5 1. terim. 8 ikinci terim. 5'e 3 eklemiş 8. 8'e 2 eklersem 10. Ona bir daha 3 ekle. Ön, önce 3 ekliyor sonra 2. Son, 1 3 1 2. 1 3 1 2 diye gidiyor arkadaşlar. 24. terimi sormuşlar. O zaman şöyle yapalım mı? Ben burada birinci terim ikinci terim böyle birkaç tanesini yazmak istiyorum. 4. 5. 6, 7'yi de yazalım yeterli olacaktır. Şimdi birinci terimimiz kaç? 5. Sonra 8. Sonra 10. Sonra bir daha 3 ekledik 13. Bir daha 2 ekledik 15. Bak birinciden 3. terime kaç ekledik? 5. Üçüncüden 5. terime kaç ekledik? Yine 5. O zaman devam edelim. 18, 20. Evet bak yine 5'er 5'er gidiyor mu? Gidiyor. Peki şöyle yapacağız. Nasıl yapacağız? 24. terimi nasıl ulaşacağız? Şimdi şöyle buraya bir 24. terim diyelim. Her seferinde her seferinde ikişer ikişer sayı atlayarak gittim. Ve beşer beşer ekliyorum. Doğru mu? Evet. O halde 24. terim değildi. ben burada ne yapayım? 23. terimi bulayım. Çünkü tek sayıları bulabiliyorum buradan. Sonra da zaten 24. terimi rahat bir şekilde 2 ekleyerek bulabiliriz. Şimdi arkadaşlar 1, Şöyle hemen renk almam lazım. Birinci, 3. 5 7 ve yirmi üçüncüye kadar toplam kaç tane sayımız var? Onları bir bulalım hemen. Sayı adetini bulmamız gerekir. Son terim 23, eksi ilk terim bölü artış miktarı 2 artı 1. 22, 2'ye böl 11, 1 ile toplarsak 12. 12 tane sayı varsa ben 11 tane 5 ekleyeceğim demektir. Yani buradan buraya kadar 23. sayıya kadar 11 tane 5 eklersem yani kısacası 55 eklemiş olacağım. 5'e 55 eklersem burası 60 oldu. Şimdi tekten sonra yani çift sayı ulaşacak bak. Tek 3. sayımız tek ya. Bir sonrakine ulaşmak için 3 mü ekliyoruz? Evet. Yani 5'ten 5.'den 6.'ya geçerken sürekli 3 ekliyorduk. O zaman burada bir 3 eklersem 24. terimi de 63 buluruz Bakalım doğru cevabımız A şıkkı 63 olacaktır arkadaşlar. Evet 7. soru. 4, 6, 8, 30'a kadar toplanmış A. 5, 7, 9, B'ye kadar onların toplamında 96 eşitlikleri veriliyor. Buna göre A eksi B farkı kaçtır? Şimdi A'yı nasıl bulabiliriz? A sayısı son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1 arkadaşlar. Yani terim sayısı terimler toplamından en kolay yöntem budur. En e, düz yöntem diyelim. 26'yı 2'ye böldüm 13. 1 ile toplarsam 14. Şimdi son terimle ilk terimi toplayıp 2'ye böldükten sonra da terim sayısı olan 14 ile çarparsak buradan a'yı buluruz. 34 2'ye bölersek 17. 17 ile de hemen 14'ü çarptık mı buradan 68 17 de buradan geldiği için topladım. Cevabı 238 bulduk arkadaşlar. A sayısı 238'e eşittir. Şimdi hoca da uzun yapmış demeyin. Ee, diğer yolu da biraz karışık olduğu için o yolu tercih etmedim arkadaşlar. Şimdi B sayısı 96 çıkmış. Bakın ben burada şöyle bir yöntem yapacağım. Burada 1 artı 3 olsaydı. O zaman burada bir 3 ile 1 eklersem. Burası 100 mu oldu? Evet. Şimdi birden başlamış teker teker gidiyor. 1, 3, 5, 7 derken herhangi bir sayıya kadar. Eteklerin genel formülü 2n-1 değil midir? Evet. Yani ben buradaki b yerine 2n-1 dedim. Bunların toplamı 100 ise bunun formülü neydi arkadaşlar? n kareydi. Neyin karesi 100'e eşittir? Tabii ki de 10. Peki n yerine götürüp 10 yazarsam buraya. 10 kere 2'den 20, 1 çıkartırsam b sayısını bulurum. 20-1'den dolayı b sayısı da 19 çıkar. O zaman A sayısını zaten 238 bulmuştuk. İşlem hatamız yoksa eğer B sayısı da 19'dur. Şimdi cevabı kontrol ederiz. Çıkarttığımızda 9 1 2 kaldığı için cevap 219. Çıklarda var. Muhtemelen de doğrudur. Hemen kontrol ettim. Evet. İşlem hatamız yokmuş demek ki. Doğru cevap Edirne 219 olacaktır arkadaşlar. 8. soruyla devam ediyorum. Ardışık iki pozitif tam sayının çarpımı, bu iki sayının toplamından 41 fazladır. Buna göre bu sayıların toplamı kaçtır? Şimdi ardışık iki pozitif tam sayı. Üstünü çizdim. Biri n ise diğer de n artı birdir arkadaşlar. Tek veya çift demediği için bu şekilde birer birer artarak gittiğini düşünmemiz gerekir. Bu iki sayının toplamından 41 fazla. n ile n artı birin toplamından 41 fazlaymış. O zaman n'i dağıtıyorum. n kare artı n eşittir. 2n artı şurayı toplarsam 42 geldi. Hepsini karşıya atıp denklem çözmemiz lazım. Eksi 2n artı n toplarsak eksi n kaldı. Eksi 42 eşittir 0. Hemen çarpanlarını ayıralım. n'e n. Burası eksi 7 ile artı 6'nın çarpanlarıdır. Sağladım evet. O zaman n dediğimiz sayı ya artı 7'dir ya da eksi 6 olmalıdır şimdi bunlar toplamı kaçtır diye sorulmuş. Ardışık 2 ne diyor? Pozitif demiş. O zaman tabii ki de artı 7'yi almalıyım. Birincisi 7 ise diğeri de 8 olacağından dolayı toplamları da 15 Bursa olacaktır arkadaşlar. Aldıkça basit bir soruydu. Hız kaybetmeden 9. soruyla devam ediyoruz. Aşağıdaki şekilde eşit sayıda bölmelere ayrılmış yatay ve düşey çubuklar verilmiştir. Bu bölmelerdeki sayılar belli bir kural doğrultusunda dizildiğine göre A artı B toplamı kaçtır? Şimdi arkadaşlar burada 17, 20, 23 diye 3'er 3'er artarken burası 150, 146, 142, 4'er 4'er azalarak bu sayılar burada birleşiyorlar. Ben buraya bir X diyeyim. Şimdi şöyle düşünmelisiniz. Bu eşit sayıda bölmeleri ayrılmış dediğinden dolayı 17, 20, 23, X'e kadar olan e, kutucuklarla 150'den x'e kadar olan kutucukların sayıları birbirine eşit olmalıdır. Sonra da zaten x'e atıyorum 70 mi bulduk? 70'in 3 fazlası deyip a'yı buluruz. B'yi de aynı şekilde 4 çıkartarak buluruz. Şimdi ben burada önce yatay olan eksene bakmam gerekir. Fark etmez gerçi. Önce yataya bakalım ama. Şurada biraz şey oldu. Neyse çizmeden. Yatay eksen olduğunu anladınız. Şimdi buradaki terim sayısından nasıl bulabilirim? Son terimden İlk terimi çıkartıp artış miktarına bölüp birle toplarsam burada kaç tane kutucuk olduğunu bulmuş oluruz. Veya şuradaki kutucukları bulacak olursam son terimden 150'den burada x'in daha küçük olduğunu zaten tahmin edebiliyorum azalarak gittiğinden dolayı son terimden ilk terimi çıkartıp bu sefer artış miktarı ya da azalış miktarı 4, 4'e bölüp ile toplarsam bunları da yine kutucuk sayısını bulmuş oluruz. Şu birlerden kurtuldum. İçler ve dışlar çarpımı yapacağım. x eksi 17 bölü 3 eşit olmalıdır. 150 eksi x bölü 4'e. İçler dışlara başlayalım. 4 x eksi 17 kere 4 68. 3 kere 150'den 450 eksi 3 x geldi. Eksi 3 x'i karşıya atarsam 7 x. 68'i karşıya attım 518. Şimdi 518'i ne yapalım? 7'ye bölüp x'i bulmaya çalışalım. 7 kere 7 49. Elde var 2. 28'de kalan 2 pardon 28'de 4 kere var. Yani x buradan 74 çıktı mı? Evet. Bak işlemler hiç üşenmeden, takılmadan yapman lazım. x'e götürüp 77 yazarsan şimdi şöyle 70 pardon 74'ü. Şimdi 17 20 23 üçer üçer atlayarak geldin 74'ten sonra a'ya kaç diyeceğiz o zaman? 70 7. Burada 150, 140, 146, 142 derken 74'e kadar geldin. Burada da 4'er 4'er azaldığı için B'ye de 70 düşecektir. 74'ten 4 çıkarttım. O zaman A'ya 77, B'ye de 70 dediysek bunların toplamları da 147 D şıkkı olacaktır arkadaşlar. Evet doğru cevabımız Denizli 147'dir. 10. soruyla devam edelim. 3'ün katı olan ardışık 5 çift sayının toplamı a'dır. Buna göre en büyük sayı ile en küçük sayının toplamının a türünden eşit aşağıdakilerden hangisidir? 3'ün katı olan ardışık 5 çift sayı. 3'ün katı olacak ve ardışık olacak 5 tane sayı ve bunlar da hepsi de çift olmalıymış arkadaşlar. Şöyle düşünmeliyim. Şimdi mesela bak 3'ün katı 3, 6, 9, 12 diye yazmaya başladığımızda çift olanları alacaksın. 5 tanesini alacaksın. 3'ün katı olan ilk çift sayı 6 değil mi? Çift sayı. 3'ün katı ve 6. Bir sonraki 12. Bir sonraki 18 diye gidiyor arkadaşlar. E bunlar kaçar kaçar artarak gidiyor. 6'şar 6'şar. O zaman sen birinci sayı n dersen bu 6 fazlası olacaktır n artı 6. Bu da bundan 6 fazla 12. n artı 12. n artı 18 ve n artı 24 olacaktır. 5'inin toplamı da a'ya eşitmiş. Toplarsak 5n, n'leri topladım 5n. Şöyle yapalım. 24 ile 6'yı topla 30. 18 ile 12'yi topla 30. 30, 30 daha 60. Eşittir a. Şimdi en büyük ve en küçük sayının toplamını bulmak istersem en küçük zaten burada n. En büyüğü de n artı 24'tür arkadaşlar. O zaman n ile n artı 24'ü toplarsak yani bizim 2n artı 24'e ihtiyacımız var. Şimdi bu 60'ı karşıya atalım. 60'ı n'i yalnız bırakmak için. 5n eşittir a eksi 60. Her tarafı bir de 5'e böldük mü 5'ler gider. n dediğimiz sayı a eksi 60 bölü 5 geldi arkadaşlar. Götürüp onu n yerine yazmam lazım. Şimdi 2 çarpı a eksi 60 bölü 5 artı 24'ümüz var. Şimdi bu 2'yi ya dağıtmalıyız dağıtalım hadi. Şöyle parantez yazarsak daha yakışıklı olur. 2A eksi 120 bölü 5. Bir buna 5 bir de buna bölü 5 diyelim şöyle. Artı 24 olacak. Şimdi 125'i 125'e bölersek 24 kalır. Eksi 24 artı 24'ü götürdüğü için geriye de 2A bölü 5 kalacaktır. Yani cevabım Bursa. Bakalım hemen kontrol ediyoruz. Evet. Doğru cevap Bursa olacak arkadaşlar. Şimdi bunun hocam uzattığınız diyenler var içinizden belki de. Bunun pratik yöntemini anlatayım ben size. En büyük ve en küçük sayıların toplamı şöyle renk değiştirelim hemen. Evet. En küçük ve en büyük sayıların toplamı bir de ikinci ile dördüncünün toplamı bir de üçüncünün kendisiyle bir daha toplamı. Hepsi şöyle bulunabilir. Aslında bunlar 5 tane olduğu için a bölü 5. O zaman burada 2 tane a bölü 5 vardır deyip 2a bölü 5 bir buraya. Bir de şu ikinci ile dördüncünün toplamına 2a bölü 5. Burası da a bölü 5'in kendisidir aslında. Bu şekilde de yapabilirdik. 2a bölü 5'i pratik yoldan da bulabilirdik. Burayı üstün körü anlattığım için anlamamış olabilirsiniz. Çözümü dinleyenler anladıysa soruyu geçelim o zaman. Şimdi burayı biraz büyütelim. Evet. Kalemin ucunu biraz ince etmek istiyorum. Aynen. Şimdi A noktasında duran bir gözlemci için eşit boydaki kavak ağaçların gölge boyları ağaçlar uzaklaştıkça küçülerek görünmektedir. Şimdi burada 240 kitkide küçülerek 100 santimetreye kadar gelmiş. Her ağacın gölge boyu bir önceki ağacın gölge boyundan 5 santimetre eksik olduğuna göre... Tüm ağaçların gölge boyları toplamı kaç metredir? E şimdi arkadaşlar 1 5 santimetre kısaltırsam buradaki ağacın gölge boyunu bulmuş olacağım. O da 235'e eşittir. Bir, bir sonraki de 235'ten 5 beş eksik. 5'er santimetre eksik demiş. O yüzden burası 230 derken biz bunları kaça kadar götüreceğiz? 100'e kadar. Böyle böyle devam ettik 100'e kadar. Bunların tamamının toplamı isteniyor benden. Önce terim sayısını bulmam lazım. Son terimden ilk terimi çıkartıp terim sayı artış miktarı olan 5'e bölüp 1 ile toplamalıyız. 145'e bölersem 28 bir daha 29 tane sayı var. Terimler toplamı ise son terimle bu sefer ilk terimi toplayıp yarısını alıp sonra da 29'la terim sayısıyla çarpmam lazım. Burası 340 yaptı. 342'ye bölersem 170 çarpı 29. Bu santimetre cinsinden olduğundan dolayı bir de bunu ne yaparız arkadaşlar? Metreye çevirmek için 100'e bölmemiz gerekir. Şuradaki sıfırlar hemen gittiler. O zaman 17 çarpı 29 bölü 10. Hemen 17 ile 29'u çarpıyorum. Umarım işlem hatası yapmamışızdır. 9 kere 7 63 elde var 6. 9 6 daha 15. 2 kere 14 elde 1 34 topladım 3 9 4 şimdi 493 bölü 10 dersek dersek pardon 49 bölü 49 virgül 3 e eşittir 49 tam 10'da 3 yani doğru cevabımız A şıkkı 49 3 olmalıdır evet doğru cevabımız Adana'ymış zaten evet şimdi 12. soruyla devam ediyorum. A sayısı 1 çarpı 3, 2 çarpı 4, 3 çarpı 5 derken 19 çarpı 1, 21 sayısının birinci çarpanları bir arttırılıp ikinci çarpanları bir azaltılırsa A sayısı nasıl değişir diye soruluyor. Birinciler bir eklenirken arttırılırken bütün birinci çarpanlara ikinci çarpanlardan bir çıkarılacak. Hepsinden bir çıkaracağız. Şöyle hatta ikincilerden ben eks, e, ne yapayım onları kırmızıyla göstereyim karışmaması için. Evet bunlardan 1 çıkartırken aynı şekilde buradan da 1 çıkartacağız. Buraya da 1 ekleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi yeni sayıya da B diyelim. 2 çarpı 1'e 1 e bir ekledim 2. 3'ten 1 çıkarttım 2. Artı 2'ye 1 ekledim 3. 4'ten 1 çıkarttım o da 3. 3'e 1 ekledim 4 çarpı 4 derken o zaman bu en sonuncu 19'a 1 eklersen 20 artı 20 çarpı 20 geldi arkadaşlar. Şimdi A sayısını hemen altına yazalım. 1 çarpı 3 artı 2 çarpı 4 artı 3 çarpı 5 nokta nokta o da 19 çarpı 21 de son bulmuştu. Ne kadar azaldığını görebiliriz. Yani ben B'den A'yı çıkartmak istiyorum şu an. B'den A'yı çıkartırsam bak şimdi burayı iyi izle. 2 kere 2'den burası 4. 3 kere 1'den burası 3. 4'ten 3 çıkarsa 1 kalır. 3 kere 3 9, 2 kere 4 8, 9'dan 8 çıkarsa 1 kalır. 4 kere 4 16, 3 kere 5 15, yine 1 kaldı derken 1 kaldı, 1 kaldı. O zaman buradan 900'den 399'u çıkartırsak arkadaşlar çarparsanız 399 olduğunu görürsünüz. Orada da 1 kalacaktır. Şimdi bak bu birinci kaç tane sayı var? Onları bulalım. Birinciye 1, ikinciye 2, 3 derken kaça kadar gitmiş? Sadece birincilere odaklandığında 1, 2, 3, 4, 5 derken 19'a kadar gittiği için o zaman burası 19 tane sayıdan ibarettir. 19 tane sayı varsa 19 tane 1 var demektir. O da 19'a eşittir. Demek ki bu sayı 19 azalır mı artar mı? A sayısı B sayısından çıkarıldığı için artar diyeceğiz. O yüzden doğru cevabımız Edirne olacaktır arkadaşlar. Evet böylece bu testin de sonuna gelmiş olduk. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmasanız sevinirim arkadaşlar. Kanalda abone olmayı bildirimleri de açmayı unutmazsanız tekrardan beni mutlu etmiş olursunuz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.